Milletvekilimiz burada. Evet, merhaba. Nevin Hanım, bugün bu Dünya Kadınlar Günü, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde bir milletvekilimiz olarak burada bulunuyorsunuz. Evet. Kadın dayanışması, kadın özgürlüğü için buradasınız. Türkiye'de 11 bin kadın, 780 çocuk hapiste. Hollanda Meclisi olarak, bir milletvekili olarak neler söylemek istersiniz efendim? İnanın bu bizi çok meşgul eden bir konu ve her gün bu rakamları duyduğumuzda yüreğimiz acıyor gerçekten. Ama maalesef Türkiye'deki olan şu durum, buradan ulaşamıyoruz. Mümkün olduğu kadar hem politik destek veriyoruz ayağa kalkan emekçi kadınlara, emekçi gruplara. Böylelikle onların sesini aktarıp konuya bir şeyler yapılması için taleplerde bulunuyoruz. Bugün Hollanda'da da, o da çok önemli, Hollanda'da da kadının yeri gerçekten istediğimiz gibi değil. Halen aynı işte çalışan kadınlar erkek arkadaşlarından, aynı iş arkadaşlarından daha az maaş almaktadır. Gerçekten kadının özgürlüğü bütün ülke, bütün dünya çapında bir problem. Bunun için hep beraber el ele verip sesimizi duyurmalıyız. O yüzden bugün buradayım. Nevin Hanım, görüşmüş olduğum bayanlar arasında 16 ay, 11 ay, 8 ay, 10 ay hapis yatan, hiçbir suç olmamasına rağmen öğretmen olan hanımefendiler hapis yattılar. Yeşil Sol bir Partisi milletvekili olarak aynı zamanda bu konulara duyarlı bir milletvekilisiniz. Neden Türkiye'de kadınlar hapse atılıyor? Neden özgürce söylemlerini yerine getiremiyorlar? Neden hapisteler 780 çocuk efendim? Gerçekten içler acısı durum dedim. Her defasında bunu dile getiriyoruz. Fakat maalesef Türkiye'deki olan rejim bir türlü kulaklarını tıkıyor ve sözlerimize ne yanıt alabiliyoruz ne de bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Gerçekten bugün hepimizin sokağa çıkıp bunu duyurması gerek. Bir siyasi olarak neler, nasıl sonuç alınabilir? Gerçekten konunun peşini bırakmamak gerek. Bunun gerçekten faydalı olduğuna inanıyorum. Elimizden geldiği kadar, Hollanda ne kadar küçük olsa dahi sesini duyurabilecek bir ülke. Maalesef ki şu andaki iktidarda olanlar dahi bu konunun peşinde koşmuyorlar. Biz muhalefette olan bir partiyiz ve her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Bununla bırakmak istiyorum lütfen. Evet.